kurtaracak değildir. Bu hususta da geçen ders vaat ettiğim ayetlerden birkaçını okuyayım. Bakın şimdi, ne olursa olsun, ne yaparsa yapsınlar, Cenab-ı Hakk'ın ölçüsü, miyarı, mizanı Kur'an'da belirlenmiştir. Kur'an'dan kaynaklanıyor her şey. Bizim mektebimiz Kur'an. Bizim mearifimiz, bizim marifetimiz Kur'an. Başka bir şey söyleyemeyiz. Bakınız şimdi size yine Ra'd suresinin Ra'd suresinin 18. ayetini haber veriyorum. Yine kardeşlerimiz gibi bilirler. Tefsirlerden, tercümelerden bu ayet-i kerimeyi kendileri de takip edebilirler. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَهُ Allah aşkına dikkatini rica edeceğim. Ölçü. Şu kimseler ki bir topluluktan bahsediyor Cenab-ı Hak. لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَهُ Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin peygamberliğine icabet etmediler. Şu kimseler ki Muhammedun Resulullah demiyorlar. Dikkat. Muhammedun Resulullah putperestine giriyor. Mecusisi, Hindusu, Brahmanı, Şintosu hepsi giriyor. Vellezine kayıp lem yestecibu lehu. Din ki Hazreti Muhammed'in tebliğatına, nübüvvetine, risaletine icap etmemiş, efendim katılmamış, yaklaşmamış, inanmamış, bilmemiş. Ne olacak bu adamlar? Bakın şimdi. Peygamberi ahir zamana inanmamış insanlar ne olacak? Ama şöyle insanlar, ama böyle insanlar şunu yapmışlar, bunu etmişler, şu icadı yapmışlar, bu şunu. Bunların bütün meselenin kilit noktası imana ve İslam'a dayanır. Allah'ı ve Allah'ın birliğini, varlığını, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği son peygamberini bulamamış adam, dünyanın en bilinmez tarafını bulsa yine kıymetiyor. Yeryüzüne Allah'ın gönderdiği Hazreti Muhammed'i tanımayan, bilmeyen, bulmayan adamın hiçbir buluşu, hiçbir şeyi muteber değil. İşte Kur'an kaydı. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَهُ Allah Resulü'nün son, en son peygamber, Habibi Zişan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin davetine, İslam'ına icabet etmeyen insanların ahirette hali, cezası ne olacak? Kur'an'ı anlatıyorum. Bakın yine bu akşam haberi. لَوْ اَنَّتْ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِسْلَهُ مَعَهُ لَكْتَدَوْ بِهِ Aman ya Rabbi! لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünde, yeryüzü arz demek, Arapça, Kur'an-ı Kerim'de yeryüzü olarak geçiyor, arz. Fil ardı cemi'a, cemi'a bütün demek, bütün yeryüzünün içinde ne kadar et, ne kadar ekmek, ne kadar para, ne kadar altın, ne kadar ilaç, ne kadar eşya varsa ve mislehu mahu bir de onun bir misli kadarını, bir o kadarı daha olsa bütün bunları insanlara dağıtıp da لَفْتَدَوْ بِهِ Kurtuluş fidyesi olarak dağıtsa da cehennemden kurtulup cennete girmek için dünyanın dolusu bütün eşyayı, maddeyi, her şeyi bir de bir misli kadarını tamamen dağıtmaya kalkışsa, verse, fidye olarak dağıtsa اُلَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَادِ وَمَعْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ Vallahi bunların hesabı kesin olacak ve yerleri cehennem olacak, ebediyen cennete sokmayacağım bir Cenab-ı Hak. Hazreti Peygamber'in davetine icabet etmeyenlerin sonu bu. Ne müthiş bir hüsran bu. Ne müthiş bir ziyan bu.
لَوْ اَنَّ لَهُمْ Eğer onların olsaydı, مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünün tamamı onların olsaydı da, وَمِثْلَهُ مَا هُوْ Bir misli daha da olsaydı da, لَسَّدَوْزِهِ Cehennemden kurtulup cennete gitmek için hepsini fidye olarak dağıtsalardı, katiyen ve mevahum cehennem, yine yerleri cehennem olacak, canlarını ateşten ve azaptan kurtaramayacaklar diyor. Rabbül alemin diyor. Ve bi'sel mihat, ne kötü yer, ne kötü döşek, ne kötü yer diye de Rabbül alemin kendisi ve bi'se, ne fena, ne kötü diye de ifade ediyor. Ve insanlığa davet, Allah Resulü'nün nübüvvetine iman etmelerini terkin ediyor. E canım hocam, yeryüzünün insanları Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı nereden duyacaklar, nereden eşitecekler? Ne baba, bugünkü gibi teknolojik bir dünyada bir boks maçını veya bir Arjantin'de 78 futbol yarışmasını yeryüzü nüfusunun 1/3'ü 3 milyar insan seyredebiliyor da, her şeyden haberi oluyor da, İslamiyet'ten ve Hazreti Muhammed'den mi haberi olmayacak? Böyle teknolojik bir dünyada, böyle muazzam bir güzellik yarışmasını, bir fuhşiyat meclisini dünyanın her tarafında, Eurovizyon şarkı yarışmasını dünyanın her tarafı seyredebiliyor da, Kâbetullah'ın etrafında her yıl milyonlarca insanın lebbeyk Allahümme lebbeyk diye tavafını kim dikkat etmiyorlar? Sorumlusu kim bunları? Kim canını kurtarabilecek? Onun için mazeretleri kabul edilmeyecek. Kur'an-ı Mübin bunlar için şöyle buyuruyor. لَا تَعْتَزِرُ الْيَوْمِ Bugün hesap günüdür. Bugün mahşer günüdür. لَا تَعْتَزِرُ Sakın mazeret beyan etmeyin. Mazeret kabul etmiyorum. Mazeret kabul etmiyorum. Gökyüzüne bakacaksın, Allah'ın varlık edilini anlayacaksın. Dikkat ediyor musunuz kardeşlerim? Şu Skylab isminde görüyorsunuz Amerikan laboratuvarı bilimsel araştırma yapmak için 75 yılında gökyüzüne göndermiş, ona belli bir yörünge, belli bir mahrek tayin etmiş, dünyanın dışında, atmosferin dışında dolaşmış, durmuş, bir takım tespitler, tahkikler yapmış. En sonunda bir arıza sebebiyle yörüngesinden çıkmış. Yani çığırından çıkmış. Çığır, yörünge demek. Mahreki, mihveri, yörüngesi çıkmış. Artık nereye düşeceğini, nereye çarpacağını kestirmek mümkün değil. Yörüngesinden çıktı. Bu muazzam 77 tonluk demir yığını, bu müthiş yapı yörüngesinden çıkınca eyvah nereye düşecek diye bütün insanlar panik içine düştüler. Yörüngesini kabul ediyorsun bunu, yani yörüngesinden çıkarsa felaket olacağını da kabul ediyorsun. Peki dünyamız da bir gezegen, sen kendin söylüyorsun coğrafyada, sen kendin söylüyorsun kozmografyada, astronomide, diyorsun ki dünyada kendi ekseni etrafında hızla dönüyor. Kendi yörüngesi etrafında dünyamız dönüyor. Kendi yörüngesindeki dönüşünü 24 saatte tamamlıyor. Gece ile gündüz meydana geliyor diyorsun. Bir Skylab'in yeryüzünde bir uzay merkezinden kontrol edildiğine, takip edildiğine, bu gezegeni yapanın bir ustası olduğuna, bir merkezi olduğuna inanıyorsun da, kendi ekseni etrafında dönen, hiç yörüngesinden çıkmayan, şaşmayan, aşmayan, düşmeyen bu dünyanın sahibinin Allah olduğunu hiç kabul etmiyorsun. Dünya niye arıza yapıp yörüngesinden çıkmıyor? Hep dönüyor, dönüyor, 24 saatte dönüşünü tamamlıyor. Bunu gönderen kim? Bir Skylab'in yapıcısının Amerika olduğunu, NASA uzay merkezinden kontrol edildiğini, yörüngesine oraya koyanın olduğunu,
yörüngesi etrafında kontrol edildiğini biliyorsun, buna inanıyorsun da yeryüzünün yörüngesine konmasını, bu ayarı, bu hesabı yapanın, dünyayı şaşırmadan, düşürmeden döndürenin, وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ الْعُلِ الْاَلْبَابِ olduğunu, bunun da Allah olduğunu hiçbir kabul etmiyorsun, hiç anlatmıyorsun. Dünya yörüngesinden çıksa ne olacak senin halin? 77 ton ağırlığındaki bir Skylab'in yörüngesinden çıkması bir felaket oluyor da, dünyanın yörüngesinden çıkmasını niçin tesadüflere bağlıyorsun? Bu yeryüzüne hükmeden lehu mülkü semavati vel ard, göklerin ve yerin mülkiyeti elinde olan Allah'ı niçin kabul etmiyorsunuz? Niçin kitaplarda yazmıyorsunuz? Niçin coğrafyayı böyle okutmuyorsunuz? Niçin astronomiyi böyle okutmuyorsunuz? Niçin Allah'ın birliğini anlamıyorlar? Niçin Allah'ın varlığını kestiremiyorlar? Elektriği bulan adam, bir ampulü, şu bir ampulü yakan, evinin tavanına bir ampulü atan adam, bunun mutlaka bir ustası var, bunu Edison imal etti, icat etti, bu ampulü yapan birisi var diyorsun da, gökyüzüne güneş gibi bir lambayı atanın Allah olduğuna hiç inanmıyorsun. Sen kimi kandırıyorsun bakayım? Akıl var, mantık var, ilim var, fen var, fizik var, kimya var. Bunları inkar eden birisi var mı? Bir evin tavanındaki avizenin ustasını kabul ediyorsun. Bu elektriği Edison yaptı, ha yobaz hoca diyorsun. Peki gökyüzüne bu güneş kandilini, kamer kandilini atanın Allah olduğunu niye anlamıyorsun? Bunu kabul etsen cehenneme mi gidersin? Bunu kitaplara böyle Allah yarattı diye kitaplara yazsan, körüm olursun, kafir olursun.